Kayseri'de yapılacak 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni OSB ile Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor. 4. OSB için geç kalındığını öne süren İyi Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, sanayi bölgesinin Türkiye'ye örnek bir model olması gerektiğini söyledi. Sanayi Kayseri için geç kalınmış bir karar. Gaziantep, Konya gibi yerlere baktığınızda artık Konya'da bugün kaçıncı organize sanayi olduğunu bilmiyoruz. Veya Gaziantep'te ben 7'ydi, 8'di duymuştum organize sanayiler olduğunu biliyorum. Kayseri'mizde 3 organize sanayi var. Şu ana kadar bir Mimar Sinan, bir normal organizemiz, bir de İncesu. Bu İncesu da tam faal olmadığı için bence organize sanayi yeniden inşa ederken, yeniden planlarken dikkat edeceğimiz şeyler var. Bu şehre organize sanayi yatırımcısını, müteşebbisi nasıl çekeceğimizin altyapılarını yapmadılar da yarın bir alanı istimlak ettik, burası organize sanayi, buradan işte 5000 metre 10000 metre arsa satıyoruz, 150 kapatacağız, kapatma hakkı veriyoruz ve burada bir fabrika kuracaksınız ama buradan vergi ödeyeceksiniz, arsayı parayla alacaksınız derlerse bizim Kayseri'de artık bu tür şeyler, insanların karınları tok. Bizim Kayseri'de yeni kurulacak organize sanayi Türkiye'ye örnek olan bir model ortaya koymalı. Yapılan organize sanayideki ihalelerde 3 yıl içerisinde sanayici bir fabrika kurdu, inşaatını bitirdiyse buranın arsa payı olmamalı. Burada çalışacak 3 yıllık, 5 yıllık işçilerle ilgili devlet vergilerinden muaf tutulacak. Veya burada yapılacak organize sanayinin en azından binanın üst katlarında GES projeleri ortaya konulmalı ve burada GES üretimi var ise bu insanlar ayrı bir teşvik verilmeli. Yani Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak bir GES projeleriyle ilgili bir ön destek veya proje desteği verilmeli. Yoksa sanayici artık binaya parayı yatır, arsaya parayı yatır, 4. organize sanayi kurdum, içerisine makine parkurunu koyabilecek parası kalmayan, banka borcuna, bankalara artık kredi için yalvarmaya başlayan bir sanayici kitlemiz var. Kayseri'mizde bugün bir çelik kapıyla bir mobilyamız var. Bununla ilgili bir ihtisas organize sanayi olmalı. Yani en azından hangi ülkeyle ilgili dış ticaretimiz olacaksa bunlar öngörülmeli. Bu öngörüye istinaden yapılacak üretimle ilgili kişilere öncelik tanınmalı. Yani daha doğrusu şunu demek istiyorum ben. Böyle bir organize sanayi istimlak alanı belirlendi ve buradan arsa tahsisi yapılacak. İhaleye çıkılmasın. Bence sanayici bir projeyle gitsin. Ben burada 3 yıl içerisinde şu binayı yapacağım. Bu binanın içerisinde bu makine parkurlarını oluşturacağım. Şu kadar işçi kapasitesi ortaya koyacağım. Ve bu ülkeden şu ülkeye şöyle bir mal satacak, ortada projem var diyecek. Bununla ilgili Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na birçok kişi gidiyor, proje sunmuyor mu? Sunuyor. Ama bu anlattığımız konuya gelince Allah büyük, ben fabrikayı kapatayım, mobilyacı mı olurum, kapıcı mı olurum veya ummadığımız bir iş kolu mu olur zihniyetin dışına çıkmalıyız. İhtisas organize sanayisi olmalı. Burada sanayicimiz eğer böylesine bir yatırımı, böylesine bir projeyi ortaya koyduysa, devlete de bu proje anlatıldıysa, burada çalışacak işçilerden en azından kriterler ortaya konarak 3 yıl devlet SSK'sından vergi almayacak, sadece maaşını ödeyecek. Sadece maaşını ödemekle yetineceksiniz gibi ortaya konulan kriterlerle ilgili yer tahsisleri yapılmalı. Kayseri'de belki bu işle ilgili yatırımcı olmayabilir ama Kayseri merkezli civar illerden para sahibi olan yatırımcılar Aksaray'dan, Kırşehir'den, Yozgat'tan gelir. Kayseri'nin bu 4. organize sanayisinde böyle bir yatırım yaparlar ve bu da bizim Kayseri'deki işsizliğimizi önler. Kaliteli göç almamızın önünü açar. Onun için ben Kayseri'de 4. organize sanayiye hayırlı olsun diyorum. Ama bu organize sanayi sadece biz yerini belirledik ve biz bu arsadan da para kazanacağız zihniyetin dışında bir zihniyet ortaya koymak lazım. Ve yapılacak organize sanayinde bir ihtisas, üretilecek konularda çalışılmalı ve burada üretilecek ürünlerin de yurt dışına satışı ile ilgili Kayseri sanayi odamızın bu konuyla ilgili bir çalışmasını, ticaret odası ile ilgili bir çalışmasını ortaya koyup en azından çevre illere de bu anlamda duyurular yapmak kaydıyla ücretsiz arsa denilebilir. 3 yıl SSK'dan veya benzeri vergilerden muaf denilebilir. Yapılan yatırımlar KDV'den muaf denilebilir. Bu statüleri eğer
bir gidip de bir bakanlıktan alan Kayseri Sanayi Odamız var ise, Kayseri Valiliğimiz var ise, Ticaret Odamız var ise ben bunun müjdesini en azından onların ifadeleriyle vermek isterim. Ama klasik bir dördüncü organize sanayinin ben çok büyük bir önem arz etmediği noktasındayım. Ayrıca hemen şunun da altını belirtmek isterim çizerek. Kayseri'de ara eğitim diye bir sıkıntımız var. Herkes üniversite mezunu veya herkes lise mezunu. Ama kurulacak organize sanayinde yapılacak iş konusu belirlenir ise bu organize sanayinin içerisine bir ara eğitim liseden sonra üniversite tarzında Erciyes Üniversitesi ile konuşmak kaydıyla bu fabrikalarda çalışacak ara eğitim eğitimleri verilmek üzere bu fabrikaların en azından üniversite mezunu değil, lise mezunu değil ama tam da konumun uzmanı denilecek bir eğitim alanlarının ortaya konması gerekli. Bu gelecek Kayseri için önemli. Bu büyüyecek, bu şehirde kurulacak yatırımların işi aramaktan kendilerini muhafaza edecekleri bir ortam oluşturuyor. Bunların hepsini bir topyekün düşünmek lazım. Ben yine söylüyorum, Kayseri'mize dördüncü organize sanayi hayırlı olsun ama altyapıları oluşturulmadan ben İncesu'daki gibi en azından hüsran olabilecek Mimar Sinan'da kurulan organizede yıllardır çektiğimiz yatırımcı sancısı gibi bir sancıya dönüşecek olmamalı diye düşünüyorum. Arsadan rant düşünmemek lazım. Binasından KDV muaf kılınmalı. En azından makine parkurlarda üretilecek ürünlere has bir çalışma içerisinde projeyi ortaya koyanlara da bir devlet teşviki olmak kaydıyla Kayseri, unutulmuş Kayseri en azından bundan sonraki süreçte Kayseri'ye yapılan yatırımların bir kimliği, bir ismi olur diye düşünüyorum.